Öğrendiklerimi çabuk unutuyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum diyen arkadaşları videoya bekliyorum izliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Etkili öğrenme nasıl olur? Bu öğrenmeleri nasıl etkili bir hale getiririz? Nasıl bunların kalıcılığını sağlarız? Onları anlatayım. İlk maddemiz öğrenmeyi öğrenmek. Sevgili arkadaşlar öğrenmeyi öğrenmek dediğimiz bu kavram aslında üzerine saatlerce konuşulması gereken bir içeriğe sahip. Bu kavramı enine boyuna anlatmak bu videoda güç olacak ama o güzel yolculuğunuzda öğrenmeyi öğrenmeyi bir stil haline getiren öğrenciler işte bazı şeyleri çok kolay halledebiliyorlar. Zaten biliyorsunuz çevrenize şöyle baktığınız zaman bazı arkadaşlar arkadaşlarınızın bir takım şeyleri çok kolay halledebildiğini görüyoruz. İşte bunun en büyük sebeplerinden biri arkadaşların öğrenmeyi öğrenmek dediğimiz kavramı kendilerine indirgemiş olmaları. Dolayısıyla burada söyleyeceğim şeyler aslında hepiniz için genel geçer olacak olan şeyler değil. Bu yüzden önce kendinizi tanıma sürecini başlatmış olmanız ve kendi stilinizle öğrenme basamaklarını gerçekleştirmelisiniz. Bununla ilgili olarak öğrenmeyi öğrenme süreçleri nasıl gerçekleştirilir bir araştırma yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Kendi yolculuğunuzu, kendi keşfinizi gerçekleştirirken bu adım çok önemli. Çünkü bazılarınız görerek, bazılarınız yazarak, bazılarınız sadece dinleyerek, bazılarınız da bunların tümünü yaparak derslerde veya hayatın bir başka noktasında başarılı olabilir. O yüzden kendimizi tanımamız çok önemli. Evet gelelim ikinci maddemize. Arkadaşlar biliyorsunuz ki eğitim sistemimiz artık ezberci eğitimden uzaklaşmaya başladı ve muhakeme yapabileceğimiz, üzerine düşünüp yorumlama yapabileceğimiz soruları gündeme getirmeye başladı. Öyle ki artık sayısal derslerdeki sorulara baktığımız zaman bile sadece ezberleyip uygulamamız gereken değil artık bilgiyi de özümsememiz gereken içeriklerle, sorularla karşılaşıyoruz. Bu yüzden ezber tamamen hayatımızdan çıktı gibi görünebilir. Bu algıya kapılmayalım. Hala ezberlememiz gereken bazı şeyler var. Tamamen bunu göz ardı eden öğrencilerimiz ezbere kesinlikle karşıymış gibi davrandıklarından dolayı konu anlatımlarında zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyor. Eğer herhangi bir dersin bazı içeriklerinin ezberlenmesi gerekiyorsa bununla ilgili olarak da çalışmalarımızı yapmamız lazım. Konu hakimini tam olarak kavradığımız soruları biliyorsunuz çözmek, muhakeme etmek çok daha kolay olacaktır. Bununla ilgili sizlere önerim kodlamalar yapmak. Sayısal derslerin birinden örnek vermiş olalım. Kimyada veya biyolojide ezberlemeniz gereken belli başlı maddeler varsa bu maddeleri cümle cümle kelimesi kelimesine ezberlemek yerine onların içinden en uygun, en özet kelimeyi alıp bunlardan kendinize bir sıralama yapın ve o sıralamaların baş harflerini kodlayın. Kendinize, sizin stilinize, sizin hikayenize uygun olan güzel bir ezberleme metodu gerçekleştirin. Tekrar etmiş olalım, kodlama yapmak ezberinizi kolaylaştırır, öğrendiklerinizi unutmamanızı sağlayabilir. Evet sevgili arkadaşlar, özellikle öğrendiklerini unutan arkadaşlara sorduğumuz sorularda aldığımız ilk cevap düzenli olarak tekrar yapmamaları. Şimdi bazı arkadaşlarımız özellikle çalışmalarına başlıyor. Konu anlatımını bitiriyor. Ve diyor ki ben artık bu konuda çok iyiyim ve bir daha bu konuya çalışmama gerek yok. İşte bu algı bizi maalesef 2-3 ay sonra hatalara düşürmeye başlıyor. Yeni konuları da öğrenmeye başladınız ancak o 2-3 ay önce öğrendiğiniz konuların unutulmayacağını düşünüyorsunuz. Zihnimiz öyle bir yapıya sahip ki bir süre sonra tekrarın yerine getirmediğimiz zaman artık unutmalar başlayabiliyor. Bunun da önüne geçmek için kendinize bir zaman dilimi tanıyın. 15 günlük dilimler, 20 günlük veya 30 günlük dilimler bir tekrar günü veya günleri olmalı. Bu yüzden önceden tarihlerini belirlediğiniz bu zaman dilimlerinde daha önceden öğrendiğiniz konuların tekrarını yaparak öğrendiklerinizi kalıcı hale getirmeye başlarsınız. Bu konuyla ilgili olarak size bir tavsiyem daha var. Mekan değiştirin. Evet sevgili arkadaşlar bu çok fazla rastlamadığınız bir madde olabilir. Sürekli olarak aynı yerde çalıştığınız zaman bazı şeyler rutine dönebilir. Sizler zaman zaman evinizde veya herhangi bir yerde çalışmalarınızı farklı mekanlarda gerçekleştirirseniz orası sizlerde yeni ortamlar, yeni duygular uyandıracağından oradaki öğrenmeleriniz sadece oraya has olabilir. Buna aslında şu şekilde özetleyebilirim. Yazılı sınavlara girdiğinizde şöyle tepkiler muhakkak vermişsinizdir. Ya evet ben bu soruyu hatırlıyorum hatta hocamız bu soruyu anlattığında tam olarak tahtanın şu köşesinde duruyordu. Ya da aa ben bunu hatırlıyorum ya ben bunu defterimin tam olarak şurasına yazmıştım. Ya da kitabın tam olarak şu köşesinde duruyordu. Görseliniz eğer kuvvetliyse içerisinde bulunduğunuz ortamın farklılığı da öğrenmelerinizi oradaki mekanlarla eşleyebilir. Bu yüzden yer değiştirmek zaman zaman önemli. Evet gelelim bir sonraki maddemize. Arkadaşlar bu maddemiz biraz hoşunuza gitmeyebilir ama öğrenmeleriniz kalıcılığı sağlamak istiyorsanız bunun çok önemli olduğunu sizlere bir kez daha burada ifade edeceğim. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz artık akıllı defterlerin de çıkmasıyla, kitapların da sadece yeterli olmasıyla maalesef yazarak çalışan öğrenci sayımız azaldı. Bir konuyla haşır neşir olmak, onu yazarak yavaş yavaş çalışıyor olmak ve özümsemek çalışma süremizi biraz uzatır ancak o konuyu çok iyi öğrenmemizi sağlar. Bu yüzden yazarak çalışmanın önemini burada bir kez daha vurgulamış olayım. Yazarak çalışalım. Ve gelelim biraz daha eğlenceli bir çalışmaya. Bir diğer maddemizde öğrendiklerinizi birine anlatmanızı istiyoruz. Eğer isterseniz öğrendiğiniz konuları ailenizden birine anlatabilirsiniz. Ya da bu konuyu öğrenmek isteyen bir arkadaşınıza anlatabilirsiniz. Hiç kimseyi bulamazsanız aynanın karşısında geçebilir. Öğrendiğiniz konuları kendinize anlatabilirsiniz. Duruşunuz, beden diliniz, konuşurkenki jest ve mimikleriniz sizlere kişisel gelişiminiz noktasında da çok önemli avantajlar elde etmenizi sağlayacak. Ve diğer yandan da öğrendiklerinizi bir öğretmen gibi anlatarak konuya olan hakimiyetinizi güçlendirebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar sizlere farklı maddelerde öğrendiklerinizi nasıl kalıcı hale getirirsiniz, onları nasıl unutmazsınız, hepsini anlatmaya çalıştım. Sizlerin uyguladığı başka taktikler varsa lütfen onları da yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyacağım. Hoşçakalın.